Örneği verdiler. Devlet bağımsız ama insanlar özgür değil dediler. Arkadaşlarımız kusura bakmasın, biz bunu algılayamadık. Neden mi? Bizler insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen ve devletin bağımsızlığını insanın özgürlüğü için sağlayan Şeyh Edebali'den aldık öğütlerimizi. Arkadaşlar sürekli süre pankartını kaldırdı, inlediler. Bizler burada fikirlerimiz savaşsın isterdik ama onlar süre silahının arkasına sığındılar. Yüksek müsaadelerinizle konuşmama geçiyorum. Kardeşlerim, bir çağın ölüp yenisinin henüz doğmadığı bir çağda yaşıyoruz. Binalarımız harap, coğrafyamız kar gölü ve insanlarımız mutsuz. Bu çağda önümüzde iki seçenek var. Birincisi, özgür değiliz diyerek bir köşeye çekilmek. İkincisi, özgür olduğumuzun farkına vararak mücadele etmek. Tıpkı Sur'da, Cizre'de, Sinop'ta ölen şehitlerimiz gibi. Kardeşim, şehadete koşar gibi yürüyen o erler 3-5 kuruş maaş için vermediler canlarını. Sizlerin, bizlerin özgürlüğü ve devletimizin bağımsızlığı için akıttılar kanlarını. Kardeşlerim, bugün bizler özgür değiliz dersek o erleri nasıl anlarız? Kardeşlerim, Uhud'da en yakın sahabilerini inancının hürriyeti için şehit veren peygamberi özgür olmadığını iddia eden insanlar nasıl algılayabilir? Hatırladınız değil mi bu yiğidi? Gençliğinin baharında İsrail zulmünü delmek için hayatını vermişti. Eminim bu yiğit için de, bu genç için de birçoğumuz gözyaşı akıttık günlerce. Peki, gelin bakalım o yiğit Filistin'e, İsrail ambargosunu delmeye giderken hangi sloganla gitmiş? Rotamız Filistin, yükümüz özgürlük diyerek. Peki, sormak istiyorum. Ardından günlerce gözyaşı akıttığımız Furkan Doğan'a olan borcumuzu özgür değiliz diyerek mi ödüyoruz? Kardeşlerim sordular. İnsan Allah'ın hükümlerine boyun eğmek zorunda ve Abdullah nasıl özgür olabilir ki? Biz de bu konuda cevabı büyük mütefekkirimiz Nurettin Topçu'dan alalım. Nurettin Topçu İsyan Ahlakı kitabında der ki, bir insan her istediğini yapabildiğinde özgür olmuş olmaz. Nefsine, heva ve hevesine köre olmuş olur. Fakat bir insan nefsine isyan ettikçe Allah'a boyun eğer ve Allah'a boyun eğdikçe özgür olur.